Merhaba arkadaşlar, ben Sinan Çabuk. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere macir böreği yapacağım, dızmana. Yapımına geçmeden önce lütfen bu videoyu beğenin arkadaşlar. Malzemelerimiz 1 kilo un, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 paket kuru maya kullanacağız. Evet, şimdi yapımına başlayabiliriz arkadaşlar. Unumuzu katıyoruz. Unumuzun içini açalım. Tuzumuzu ekleyelim. Karmaya başlayalım. Mayayı sonradan katacağız. Hamurumuzu yavaş yavaş karmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi kuru mayamızı katıyoruz. Evet, şimdi iyice karmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, hamurumuz oldu. Gayet güzel yumuşak bir hamur oldu. Evet arkadaşlar, hamurumuz hazır. Şimdi bunun üzerini kapatacağız. Üzerini kapattıktan sonra 1 saat kadar bekletmeye alacağız arkadaşlar. 1 saat sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şimdi dızmanımızın içi için içine hazırlayacağım. İçi için bir kalıp peynir kullanacağız. Evet, peynirimizi ezelim. Peynirimizi eziyoruz. Evet, peynirimizi ezdik. Şimdi üzerine biraz toz biber ekelim. Renk versin diye. Biraz acı pul biber atalım. Azıcık acı olsun. Karıştıralım. Evet, içimiz hazır arkadaşlar. Hamurumuz kabardı. Gayet güzel bir hamur olmuş. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, hamurumuzu masamızın üstüne aldık. Az bir şey daha burada yoğuralım. Evet arkadaşlar, bize bezelerimizi açtık. Şimdi yapım aşamasına geçiyoruz. Evet, şimdi arkadaşlar içini dolduralım. Evet, içimizi hazırladık. Kapatıyoruz arkadaşlar. Yuvarlıyoruz böyle arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi hamurumuzu kesiyoruz ufak ufak. Evet. Yağlamış olduğumuz tepsiye diziyoruz arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, tepsimizi dizdik. Şimdi diğer hamurumuzu yapalım. Evet, yine harcımızı koyuyoruz. Evet, tekrardan ağzını kapatıyoruz. Evet, tekrardan kesiyoruz. Tepsimize diziyoruz tekrardan. Tepsimize geri dizdik. Evet arkadaşlar, birinci tepsimiz hazır. Şimdi bunu bir yarım saat kabarması için bekleteceğim. Daha sonra fırına atacağım. Şimdi diğer tepsimize geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son hamurumuzu da yapıyoruz. Son tepsimiz de bitmek üzere. Evet arkadaşlar, son hamurumuz da hazır. Şimdi bunu da bir saat kadar bekleteceğim. Bu da kabaracak. Daha sonra fırına atacağız. Evet arkadaşlar, dızlamamız hazır. Şimdi üzerine yoğurt dökeceğim. Sonra fırına atacağım arkadaşlar. Evet. Fırınımızı açtık arkadaşlar. Önceden ısıtıyoruz fırınımızı. Evet, üzerine şimdi iyice her tarafına yediriyoruz yoğurdu. Şimdi üzerine künceyi atalım. Gördüğünüz gibi hazır arkadaşlar. Şimdi fırına atıyorum. Piştiğinde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, dızmanamamız pişti gördüğünüz gibi. Gayet güzel oldular. Şimdi bir tanesini çıkarıp bakalım. Evet. Gayet güzel oldu. Yumuşak. Gördüğünüz gibi. Evet. Şahane oldu arkadaşlar. Yumuşacık. Taze taze. Şimdi yanında da bir çay yaptık mı? Afiyetle yenir. Evet arkadaşlar. Videomu beğenirseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.